Saray bir günde 15 milyon TL harcadı. Sonra da tasarruftan bahsediyorlar. Sayıştay, Cumhurbaşkanlığının bir yıllık olumsuz faaliyet sonucunun 5 milyar TL'yi geçtiği tespit edilirken, günlük harcaması ise 15 milyon TL'yi aştı. Sarayın, bütçede açtığı deliği Sayıştay raporu ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanlığının bir yıllık geliri 124 milyon 251 bin TL olurken gideri ise 5 milyar 669 milyon 796 bin TL oldu. Günlük 15 milyon TL harcayan sarayın gelirlerini ise vergi ve mülkiyet gelirleri oluşturdu. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, sarayın sebep olduğu bütçe açığını ortaya koydu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığının bir yıllık toplam gideri 5 milyar 669 milyon 796 bin TL olurken geliri ise 124 milyon 251 bin TL ile sınırlı kaldı. Sarayın 2022 yılı olumsuz faaliyet sonucu 5 milyar 545 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Günlük harcama ise 15 milyon TL'yi aştı. Sayıştay raporuna göre, sarayın bir yıllık personel gideri 368 milyon TL'den 613 milyon TL'ye, SGK gideri 43 milyon TL'den 72 milyon TL'ye, mal ve hizmet alım giderleri 2.3 milyar TL'den 3 milyar TL'ye, cari transferleri 498 milyon TL'den 803 milyon TL'ye ve sermaye giderleri 431 milyon TL'den 860 milyon TL'ye yükseldi. Sarayın gelirlerini ise vergi ve mülkiyet gelirleri oluşturdu. Bilançoda da erime. Cumhurbaşkanlığının Sayıştay'a sunduğu mali tablolar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki sarayın bilançosundaki erimeyi de ortaya koydu. Buna göre Cumhurbaşkanlığının 2021'de 3 milyar 594 milyon 462 bin TL olan toplam aktif ve pasif hesap tutarı, bir yılda 275 milyon TL eriyerek 3 milyar 318 milyon 855 bin TL oldu. Emekliden kurşun gibi sözler. Ben manda yoğurdu yiyorum, bir de emekliye sor bakalım ne yiyor diye. Sokak röportajına konuşan emekli bir kadın, emekli maaşlarının az olmasından ötürü isyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın, ben manda yoğurdu yiyorum, bir de emekliye sor bakalım ne yiyor diye, şeklinde konuştu. Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle birçok emekli 7500 TL olan emekli maaşlarının yetersizliğinden yakınıyor. Sokak röportajına konuşan emekli bir kadın, emekli maaşlarına isyan ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Manda yoğurdu yiyorsun, bir de emekliye sor bakalım ne yiyor. Emekli kadın sokak röportajında şunları söyledi. Bunu da böyle yayınlayın. Kendine ekonomist. Ben manda yoğurdu yiyorum, yersin tabii manda yoğurdunu. Bir de emekliye sor bakalım ne yiyor diye. Bir de diyorlar ki, kemer sıkın kemer sıkın diye. Sen trilyonluk koluna saat takıyorsun, trilyonluk arabalarla geziyorsun. Milletvekilleri, onlar, bunlar. Onlardan kıs, biraz da emekliyi gör. Haksızsam haksızsın de, bunu da böyle yayınlayın, dedi.